Hoş geldiniz. Adıyaman Kahta merkezli menzil cemaatini biliyorsunuz. En kalabalık İslamcı örgüttür ve Nakşibendi'nin Halidiye koluna mensuptur. AKP'li bakanlar Recep Akdağ'la Taner Yıldız gibi müritleri doğulan cemaatin gavsı ya da seydası olan Abdülbaki Erol dün vefat etti. Gavs ve Seyda menzil cemaatindeki şeyhin önderin ifadesidir. Menzilcilere göre Allah'ın yeryüzündeki tek vekili ve yetkilisi Gavs imiş. Abdülbaki Erol ve ailesi Kürt iken Seyyid olduğunu söylüyorlar. Hz. Hüseyin'in soyundan geldiklerini iddia ederek kendilerine El Hüseyin'i diyorlar. Hazreti Hüseyin ve babası Hazreti Ali elbette Kürt değildi ancak bir Kürt ben Seyidim diyebiliyor ki abartıyor Güneydoğu'da Seyidiz peygamber soyundanız diye çok sayıda cemaat, aşiret ve on binlerce mensubu var. İlginç ayrıntı Seyidim diyenlerin pek çoğu birbirini Seyit olmamakla itham ediyor. Basit anlatımla tarikat ve cemaatler misali, seyitlik de istismar argümanıdır. Şu hususunda altını çizeyim, tıpkı menzilci Gavs gibi Türkiye'deki 50 genel 300 civarı lokal tarikat cemaat gruplarında şehlerin tamamı kendini Allah'ın tek vekili gibi görüyor ve diğerlerini yalancılıkla hatta kafirlikle itham ediyor. Evet her cemaat ve şeyhi Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi sadece biziz diğerleri sahtekar diyor. O kadar ki şaşıracaksınız ışıkçı cemaati müritleri İkinci eşi dekolte kıyafetler giyen ve namaz kılmayan Amerikan vatandaşı Mücahit Ören'i İmam-ı Rabbani'den sonra İslam'ın yenileyicisi yani bin yılın müceddidi olarak görüyorlar. Ki buna TGRT'de çalıştığım dönem birebir tanıklık etmiştim ifade ettim. Bu hal bütün cemaatler için aynı ki bu durumda sadece Türkiye'de yüzlerce Allah'ın vekili var demek oluyor. Diğer İslam ülkelerini ilave ederseniz bu sayı binler hatta on binlerdir. Söyleyin, hangisine inanacağız? Hangisine güveneceğiz? İşte bundan ötürü bu cemaatlerin tamamına Din şirketleri, din holdingleri, şehirlerine de din baronları, din tüccarları diyorum ki pek çoğu zaten yabancı istihbaratın organizasyonudur. Menzilciler de diğer cemaatler misali büyük bir holding onlarca şirkete sahipler. İslam lüksü, israfı reddeden bir hırka, bir vurma dini olmasına rağmen rafls ile aile fertleri 7-8 milyonluk süper lüks arabalara biniyorlar. Semerkant televizyon, Semerkant Bilim ve Medeniyet Üniversitelerinin de sahibidirler ki bu üniversite kanun hükmünde kararname ile acil olarak kurduruldu. AKP dönemi çok büyüyen bu tarikat sülalesinin bahçelerinde, inşaatlarında, iş yerlerinde bedavaya çalışmaya hizmet deniliyor ve çalışanlar güya sorgusuz, sualsiz cennete gideceklermiş. Bütün cemaatlerde olduğu gibi menzilcilerde de evliyalık, önderlik, Gavsluk, şeyhlik takvaya, bilgiye göre değil, babadan oğula geçiyor. Mesela şimdi Abdülbaki Erol ölünce oğlu Muhammed Saki Erol geçecek. Öyle deniliyor. Bazı cemaat liderlerinin oğlu olmayınca ya da yaşı küçük olunca damatlarla kardeşler de şeyh olabiliyor. Esas olan illa da aileden birinin posta oturması. Sadece bu bile tarikat ve cemaatlerin gerçekte din şirketleri olduğunu kanıtlıyor. Menzil dışındaki gruplarda da durum farklı değil. Mesela İskender Paşa cemaatinde Şehzade Kotku sonrası damadı Esat Coşan onun sonrasında da şimdi oğlu Nurettin Coşan Allah'ın vekilidir. Süleymancılarda torun Ali Han Kuriş, Erenköy cemaatinde baba oğul top başlar. Işıkçılar söyledim oğul Mücahit Ören. Kadirilerde Oğul Hüseyin Baş ve Melamilerde, Haznevilerde, benzer gruplarda Aynı şeyler söz konusu. Resmen krallık, padişahlık gibi bir silsile var. Oğullar ya da kardeşler, şeyhin ölümü sonrası otomatik olarak Allah'ın haşa ajentası oluyorlar. Öyle aşıklıyorlar. Said Nursi ile Fetullah Gülen hiç evlenmedikleri için onların cemaatlerinde oğul damat durumu yok. Buna karşın yakın aile fertleri yine de cemaatlerde baş tacıdırlar. Sorarım size kanada yandırılan evliyalık ve şehlik olayı din ticareti değil mi? Bu arada bu dinci çeteler o kadar fütürsüz ki mesela dün ölen Menzil Gavs'ın kardeşi Feyzettin Erol Menzil seydasına kul köle olmak İslam'a göre farzdır diye bir ifade bile kullanabilmiştir. Ve heyhat Feyzettin Erol denen bu meczuba Atatürk'ün kızıyım diyerek siyasete giren başbakan olan Tansu Çiller başbakan iken özel yapım bir silah ve de taşıma ruhsatını hediye olarak evine göndermişti. Dünden diğer siyasi gelişmelere gelirsek Tayyip Erdoğan NATO toplantısında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile sarmaş dolaş görüntüler verdi. Oysa aynı Erdoğan kısa süre önce benim için Mitsotakis diye biri yok. Kendisiyle bundan sonra asla görüşmeyeceğim şeklinde bir ifade kullanmıştı. Erdoğan için bu tür u dönüşler ve savrulmalar artık çok olağan. Lakin Türkiye imaj itibar olarak yara almaya devam ediyor. Nitekim Tayyip Erdoğan önceki gün Amerikan Başkanı Joe Biden'la beraber yine gülücükler saçarken Pentagon tırlarının Suriye'de PKK-PYD'ye silah taşıma görüntüleri ortaya çıktı. Kendinize saygınız olmazsa başkaları da size saygı göstermez ki Amerika'nın, Yunanistan'ın hatta Arapların tavırları bunu gösteriyor. Tayyip Erdoğan'ın NATO'da verdiği görüntülerse Rusya ile Putin'i silmesi değildir. Sadece kendini ve iktidarını kurtarmaya matuftur. Birincisi Erdoğan Amerika'dan kişisel olarak korkuyor. Zira mal varlığı, halk bank ve Sezgin Baran misali dosyaları var. İkinci husus büyük ekonomik zorlukları olan Türkiye'nin batının kredisine, batının sermayesine ihtiyacı var. Bu itibarla sıcak görüntüleri bu eksende okumak lazım. İlaveten bunlar oldu diye Putin'le köprüler atılmadı. Avrupa Birliği konusunun yeniden ısıtılmasıyla kamuoyunu manipüle etme artı ekonomide çıpa olarak kullanma amacı vardır. Hikayesi kalmayan Tayyip Erdoğan eski masallarla olumsuz olan imajını ters yüz etme peşinde. Hadise basit anlatımla popülizm ya da pragmatizmdir. Ertuğrul Özkök ve Taha Akyol gibilerse Olayı abartıp Erdoğan tekrar Batıya yöneldi diyerek alkış tutuyorlar. Oysa Tayyip Erdoğan'ın döndüğü ve döneceği tek eksen kendi çıkarları, siyasi iktidarının devamıdır. Ertuğrul Özgökçün övgünün ötesinde aşıktan yalakalık yaptı. Erdoğan'ı NATO zirvesinde en şık en zinde, en fit ve en başarılı sonuç alan lider olarak selamladı. Gayesi bu şekilde sarayın gözüne girmek ve tekrar Hürriyet Gazetesi'ne dönmektir. Ki bunun için tanınan bir ismi saray nezdinde rıcacı olarak devreye sokmuş. Aynı şey daha ak yol içinde geçerli çünkü yazdığı karar gazetesi hem okunmuyor, hem itibarsız, hem de oradan para alamıyor. Garabet ikisinin de yaşı 75-80 arasında olmasına rağmen hala bir duruşlarının olmamasıdır. Benzer hadise siyasi figür olan devlet bahçeli için de geçerli. O da. 1947 doğumlu yani 76 yaşında hala Tayyip'i memnun etme telaşındadır. İsveç PKK'yı finanse ediyor diyor lakin yine Erdoğan'ın her şeyine eyvallah çekiyor. O kadar ki yaptığı emekliler zammı çağrısı için topu yine Cumhurbaşkanı'na atabiliyor. Oysa bu konuda pekala bir kanun teklifi verebilir ve hayatında ilk defa önemli bir işi başarmış olabilirdi. Emeklilere verilen %25 artış hakikaten faciadır. Zira zam sonrasında ortalama 10 bin lira civarına yükselecek maaşlar açlık sınırının bile altında ve 15-16 milyon insan bundan etkilenecektir. Muhalefet de hala seçim bozgunundan ayılamadı. Çünkü Bahçeli'nin açıklaması sonrası hemen bir kanun teklifi verebilir ve konuyu kampanyaya dönüştürebilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu tırnak içinde daha ciddi şeylerle uğraşıyor. Mesela dün 4. Murat üslubuyla ferman yayınladı ve şöyle buyurdu. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri genel merkeze sormadan televizyonlara çıkmayacak. Parti adına hiçbir yerde konuşmayacak. Parti içi sorunlarını asla ağzına almayacak. Evet açık bir yasaklama ve sansür dayatması söz konusu. İyi de hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki sözünden biri demokrasiydi. Hani Tayyip Erdoğan herkesi susturan Abdülhamit gibiydi ve Kılıçdaroğlu onun tek panzehiriydi. Söz konusu kendisi olunca yani kendi eleştirilince Erdoğan gibi olup aşıktan sansüre soyundu. Lakin böyle yaparsan CHP Genel Merkez Bahçesi'nde bile diktatör Kemal sloganlarıyla hedef alınırsın ki dün aynen öyle oldu. Tanşı Özcan'la CHP'ye giden kalabalıklar Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Sorarım size CHP'lilerin bile diktatör diye hedef aldığı bir isimle mahalli seçimlerde başarı gelebilir mi? Öyleyken Kılıçdaroğlu'nun çekilmeme inadı ve ısrarı sürüyor. Tanşı Özcan bu tavrı Dersim çetesinin kararı olarak açıklıyor ki pek de yabana atılacak bir suçlama değil. Erdoğan Toprak ve Battal il Gezdi gibi kuşkulu isimlerden oluşan gizli dersim cuntasının Kemal Kılıçdaroğlu'na holding gibi çalışan ilçe belediyelerine kendi adamlarımızı aday yapmadan istifa etmek yok talimatını vermiş. Bu arada CHP kamuoyunda bazıları kıyas yapıyor. Baykal mı yoksa Kılıçdaroğlu mu daha çok zarar verdiği tartışıyorlar. Bize sorarsanız Kemal Bey daha fazla zarar verdi zira Deniz Baykal en azından PKK ile siyasal İslam'a açık net şekilde karşıydı. Dünden bir başka gelişme, Bülent Arınç'ın aniden kafa kaldırması ki bunlara yabancı değiliz. Evet 15 Temmuz ihaneti yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde dedi ki yeni İçişleri Bakanı harekete geçsin. KHK'lıları devlete geri döndürsün. Pardon ama onun kararını verecek olan Tayyip Erdoğan değil mi? Bülent Arınç da bunu elbette biliyor. Realite bu bakan Bakan Yerlikaya üzerinden Cumhurbaşkanı'na mesaj vermesi manidardır. Bunu Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı ile yaptığı görüşmenin hemen ertesinde dile getirmesi keza kayda değerdir. Arınç FETÖ gibi pek çok başlıkta hala muğlaktır, güven vermiyor. Noktalarken videomu çevrenizle paylaşın ve YouTube'un önerdikleri arasına girmemiz için lütfen beğeni butonuna basın.